Cemre korkma, tamam mı? Seni kurtaracağız şimdi. Sen koş, bagaj depo olacak. Koş, 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 tamam, koş, koş. Tamam kardeşim, merak etme, kurtaracağız seni. İlk geliyor, tamam mı Cemre? Kurtaracağız seni, korkma. Hadi abi, hadi! Cemre korkma, tamam mı? Seni kurtaracağız şimdi. Susamışım be. Kim bilir Eylül'ümde nasıl susamıştır. Peşimize düşen takıntılar yüzünden çok vakit kaybettik ama biraz daha dayan gülüm, ben yetişeceğim sana. Sen ayakta mısın lan? Ayağa nasıl kalkmışım bakalım? Yok. Allah'ım, Güney'de de yok. Cenk'te de değil. Bu çocuk nereye gider? Ha, Cemre de yok. Bunlar kendi başlarına bir işe kalkışmış olmasın? Ben çıkıyorum. Anne, nereye gidiyorsun? Kemal'e gidiyorum. Kemal mi? Ya ne alaka şimdi Kemal? Ya kızım, kardeşin Eylül yüzünden Kemal'e diş bilemiyor muydu? Ha, belki dalaştılar. Başına bir şey geldi. Tamam, sen merak etme anneciğim, ben hemen dönerim. Ama sen de sakın evden dışarı çıkma, tamam mı? Cemre! Hadi Cemre! Cemre dayan, dayan, kurtaracaksın. Hadi Cemre. Hadi gel. Cemre nasıl? Gel. Gel hadi. İyisin değil mi? Kardeşim, iyi misin? Az daha gecikseydik çimento donardı. İple falan da kurtaramazdık. Kim yapar lan böyle psikopatlığı? İhsan, polisleri aradın değil mi? Aradım abi, aradım. İyiyim mi hocam? İyiyim. Geçmiş olsun kardeşim. Yaptın kız sen. Beni bıçakladın. Mesude. Kemal'ini öldürecek misin?
Sen ne yaptın kız, ne yaptın? Allah seni belanı versin. Allah belanı versin. Hep kandırdın, kandırdın beni. Yıllarca kızımın peşinde. Yılan, yılan gibi dolanmışsın. Küçücüktü yavrum. Hiçbir vicdanın yoktu. Elinde büyüdü. Küçücüktü yavrum. Babası bilgisiyle. Şerefsiz, ahlaksız. Kıskançlığından söylüyorsun değil mi kız? Ha? Gücüne gidiyor değil mi? Sevdim lan. Ben Eylül'ü çok sevdim lan. Bana bak kız. Şu kadarcık bile gözümde yoksun Mesude. Senin kızın benim kaderim. Eylül benim lan. Sus Eylül, bu adamlar. Çoğumuz! Çocuk olur! Çocuk! Ölmeyeceğim lan! Ölmeyeceğim lan! Öldüremeyeceksiniz lan bu adamı! Başınıza bela olacağım lan! Allah belanı versin! Geber! Geber! Anne! Git. Git kızım. Anne sen Kemal abiye ne yapsın? Büşra git. Anne Kemal abiye ne yaptın? Git. Vermeyeceğim ama sen de kızını bir daha asla göremeyeceksin lan, asla. Hayır, söyle, 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 söyle. Hayır. Anne. Canım, Serkan abim bugün buraya uğradı mı?
Muazzam teyze. Annem. Ne oldu annene? Uyan! Mesude! Nasıl? Mesude sen ne yaptın? Teşekkürler. Afiyet olsun. Telefonunuzu kullanabilir miyim? Yurda haber vermem lazım da. Tabii. Buyurun. Sağ olun. Alo Feride Hanım, ben Cemre. Cemre neredesin sen? Biz Serkan'la karakoldayız. Feride Hanım, Kemal bizi öldürmeye çalıştı. Ne diyorsun sen Cemre? Ne demek Kemal sizi öldürmeye çalıştı? Hayırdır? Neden bu kadar neşelisin? Annelerin bir tanesi. Neşeliyim çünkü... Düşündüm de sen haklısın. Yani Allah aşkına bana kız mı yok? Etrafım kız dolu. Ben de içinde olduğum ortamın biraz daha tadını çıkarmaya karar verdim. Diyorum ki eski güney sahalara geri dönsün. Ne dersin? Ne demek bu şimdi, anlamadım. Şu demek, Songül'ü unutmaya karar verdim. Evet. Hatta bundan sonra senin rızan olmadan hiçbir kıza çıkma teklifi bile etmeyeceğim. Önce geleceğim, senin rızanı alacağım. Sen okey edersen gidip çıkma teklif edeceğim. Dalga mı geçiyorsun benimle Güney? Hayır ya. Niye dalga geçeyim? Aşk olsun. Gayet ciddiyim. Ayrıca niye şaşırıyorsun ki? Her zaman böyle bir evlat olmamı istemiyor muydun? Olacağım işte. Çok mutluyum anne. Bildiğin gibi değil. Songül. Kızım. Hadi gel, çay içelim. Seninle konuşmak istediğim şeyler var. Ben istemiyorum. Tamam. Bana kızıyorsun. Biliyorum. Ama bak, yarın öbür gün sen de evlat sahibi olunca beni daha iyi anlayacaksın kızım. Ben ne yapıyorsam senin iyiliğin için yapıyorum. Seni korumak istiyorum. Songül, bak. Her şey çok daha güzel olacak kızım. İnan bana. Zehra, Sedef. Ne oldu Sadullah? Zehra, sen eşyaları toplamaya başla. Haftaya Trabzon'a taşınıyoruz. Benim okulum ne olacak? Trabzon'da okul yok mu kızım? Seni de Songül'le aynı okula yazdırırım. Olur biter. Hayır, istemiyorum ben. Yeter. Kocam ne istiyorsa olacak.
Dönelim toprağımıza. Bu şehir yaramadı bize. İyi gelmiyor. Bak, her şeyi değiştirelim babacığım. Geçmişi unutalım. Yepyeni bir hayata başlayalım. Ben geçmişimi unutmak istemiyorum. Ya neden böyle yapıyorsun? Hadi tartışmayın artık, yeter. Bir yarın olsun. Bir günde neler değişir? Hadi daha fazla darlama kızı, sen git yat. Ben de salonu toparlayayım hadi. Ya. Hayır, niye engel olmuyorsun? Ben Trabzon'a falan gitmem. Sakin ol. Annen her şeyi düşündü. Evlendireceğiz kızı. Trabzon'a falan gitmek zorunda kalmayacağız, merak etme. Anne, ne kızı, kim evlendireceksin sen ya? Songül'e Güney'i. Ne? Anne, sen onları ayırmak için para almadın mı o kadından? Ben iyi bir kadınım sonuçta. Vicdanım el vermedi. Seviyor çocuklar birbirlerini. Ben de evlendirmek istedim, ne olacak? Anne, sen kafayı mı yedin ya? Sus! Sato duyacak, bağırma. Ondan zenginlere dünür olacak. Daha iyi değil mi? Çalıştır o kafanı. Hadi yardım et bana, hadi. Al, al şunu. Neresi? Neden kapıda ambulans var? Şimdi anlarız. Kemal Yılmaz'ı arıyoruz. Burada. Ne olmuş Kemal'e? Serkan, oğlum. Anneciğim, neredeydin sen ya? Öldüm meraktan. Ne oldu? Hüsnü'ye ne oldu? Anne tamam dur, ben iyiyim. Asıl burada ne oldu? Mesut'a teyzeyle Büşra nerede? Mesut'a teyze? Nasıl yaparsın böyle bir şey Müste teyze? Ya Eylül'ün yerini bir tek o biliyordu. Nasıl yaptın bunu? Nasıl yaparsın? Abi ölecek mi? Annem katil mi olacak? Ağlama.
Ağlama canım. Bak ameliyatta şimdi Kemal. Ölmeyecek tamam mı? Emin miyiz bundan Feride Hanım? Herhalde çocuk. Toprakcığım, sen Büşra'yı kantine götür istersen. Hem bir şeyler yersiniz. Hadi bakalım. Hadi Büşra'cığım. Aç değilim ben. Büşra'cığım ama bak aç olmasan da yemen lazım. Hasta olmamak için. Hem bak sen ye ki ablalar da seni görüp yesinler. Onlar da hasta olmasınlar değil mi? Tamam. Ama annemi de alalım. Tamam, olur. Songül? Biz Songül'ü aramadık. Versene telefonunu. Cidden ya, unuttuk. Kapalı tabii. Sadullah amca almıştır yine. Sadullah amcayı ara. Rapperim de kayıtlı o benim. Sabah sabah uyandırdılar beni. Arıyorlar zır zır zır. Ah. Ah. Kızlar arıyor. Efendim Meral. Bir şey mi oldu kızım? Yok Sadullah amca, Kader ben. Bir Songül'le görüşebilir miyim? Telefonu kapalı da. Yavrum uyuyordur şimdi Songül. Çok acil lütfen. Acil mi? İyi tamam uyandırayım. Ne oldu? Hayrola? Ha? Songül. Günaydın kızım. Günaydın. Songül. Songül. Babacığım uyan. Uyan bak. Kader arıyor. Çok acil diyor. Kader, ne oldu? Eylül'ü mü buldunuz? Hayır. Hatta belki asla bulunamayacak Songül. Ya dün Kemal Serkan'la Cemre'yi çimentoya gömüp öldürmeye kalkmış. Ondan sonra Mesude teyze de Kemal'i bıçaklamış. Kader, ne diyorsun? Anlamadım ki hiçbir şey. Kabus mu gördün kızım? Ne saçmalıyorsun? Keşke kabus olsa. Ama değil işte ya. Kabus değil. Anlatıyorum baştan. Cemre dün Toprak Hoca'nın motorunu çalmış. Sonra Serkan'la beraber Kemal'i takip etmişler. Ne? Sato. Ne olmuş? Bilmiyorum, anlamadım ki. Tamam, kapat Kader. Hemen geliyorum. Tamam, kapat. Ne olmuş kızım? Baba, şu an hemen hazırlanmam lazım. Lütfen boşaltır mısınız odayı? Hadi. Tamam. Büşra'cığım bak börek var, salamlı sandviç var, peynirli sandviç var, simit var, poğaça var, tost da var galiba değil mi? Tabii. Ne istersin? Tost alalım ama karışık. Annem öyle sever çünkü. Ben de öyle severim. Ama ablam kaşarlı severdi. Tamam biz... Karışık tost alalım. İki tane hatta kızlara da alalım. Beş tane karışık tost rica ederim. Tamam. Toprak abi. Ablam aç mıdır? Yani kim yemek yapıyor ki ona? Songül. Bak hastaneye gitmene izin veriyorum ama sakın o çocukla görüşme. Baba ne diyorsun ya? Eylül kayıp, yerini bilen tek kişi şu an gebermek üzere. Neden bahsediyorsun sen? Güney düşünecek halde miyim? Ay Sadullah, kızın üstüne gitme sen. Allah aşkına. En yakın arkadaş tehlike altında. Yapma ne olur. Ben de seninle geliyorum. Belki bir faydam olur. Hayır. Baba, beni kontrol etmek için gelmek istiyorsun. Kusura bakma ama ben istemiyorum. Evladımsın sen benim. Ben seni oraya bir başına yollamam. Bekle dedim, geliyorum. Vallahi ayıp ediyorsun ha. Yani aklın kalacaksa ben gideyim. Öyle yapalım. Sen git bir taksi çevir, ben hemen geliyorum. Hadi. Sen merak etme. Aklın kalmasın. Ben o güneye 5 metre yakınına sokmayacağım onu. Merak etme sen. İyice asileşti bu kız. Ne yapacağımı bilmiyorum. Geçecek, geçecek. Sen ne yapacaksın biliyor musun? Gidip kendine güzel bir kahvaltı yapacaksın, tamam mı? Merak etme. Hadi bay bay.
İyiyim. Kızım. Baksana Toprak abiyle tost aldık. Hem de senin sevdiğinden kaçtık. Sağ ol yavrum. Geçmiş olsun Mesut Hanım. Sağ olun. Feride Hanım. Eylül Acar'ın yazdığı mektupta Kemal Yılmaz'ın parmak izine rastlandı. O yazdırmış değil mi? Biz tahmin etmiştik zaten. Evet. Ama artık kanıtımız da var. Mektupları Şile'deki postaneden göndermiş. Güvenlik kameralarında mektupları postalarken görüntüler açıkça ortada. Pislik herif ya. Günlerce oyaladı bizi. Eylül'ü onun kaçırdığı kesinleşti. Hakkında tutuklama kararı çıkarttı. Ama... Ama ne ya? Ama ne? Hadi gidin tutuklayın ama yapamazsınız. Neden? Çünkü Kemal ameliyatta. Yaşamasında küçücük bir ihtimalmiş. Artık her şey için çok geç. Tamam, tamam canım, tamam. Kızlar, Kemal çıktı mı ameliyattan? Maalesef canısı hala içeride. Songül, Kemal ölürse Eylül'ün yerini asla bulamayacağız. Ne olur ölmesin ya. Ne olur ölmesin şu adam. Ya bu ne şimdi ya? Bir gün Kemal yaşasın diye dua edeceğimiz hiç aklıma gelmezdi. Şimdi yaşasın da Eylül'ün yerini söylesin diye bekliyoruz. Yani şu çocuğun yerini söyleyip öyle gebersin o şeytan. Ben sıkıldım vallahi için dua etmekten. Kurtuldum işte. Kurtuldum. Allah'ım sonunda kurtuldum. Kadıncım. Evet. Al Cemil. Kızlar. Kızlar! Songül, Meral! Bakın ben buradayım! Kızlar buradayım! Duymuyor musunuz beni? Görmüyor musunuz? Cemre! Meral! Cemre! Nereye kaçıyorsun Eylül? Bu adam da kurtuluşun Yasin. Hayır, hayır bırak beni. Boşuna çırpın hala. Bırak beni ne olur bırak. Ne olur bırak. Kızlar. Kızlar yardım edin bana yardım edin. Ne olur yardım edin. Kızlar. Cemre, Songül yardım edin! Yardım edin bana ne olur! Kızlar! Kurtarın beni buradan.
ne olur yardım edin bana, ne olur. Ne olur kurtarın beni. Ya bu ameliyat. Bilmiyorum ki Güney. Yeter ki Kemal iyileşsin. Valla saatlerce beklemeye razıyım. Hallettin mi çocuğun nikahı? Doktor bey, ne zaman kendine gelir bu? Maalesef bilemiyorum. Çok ağır yaralar almış. Ya biz elimizden geleni yaptık ama... uyanıp uyanmayacağı bile meçhul. Ne? Yoğun uyan ya! Allah cezası uyan! Eylül nerede? Eylül'ün yerini söyle! Bırak adamı, ne yapıyorsun? Bana bak Kemal. Eylül'ün yerini söylemeden ölmek yok. Duydun mu beni? Ya söyle, arkadaşımız nerede? Söyle! Ya uyan, söylesene ya, söyle! Meral tamam, sakin ol. Kızlar, sakin olun ya. Sakin olun. Ya nasıl sakin olalım hocam? Adam yaşarken kötülük yapıyor, ölürken bile kötülük yapmaya çalışıyor. Sakin olacağız Songül. Eylül'ün yerini öğreninceye kadar sakin olup bekleyeceğiz, tamam mı? Anlaşıldı mı? Sinirden mi nedir bilmiyorum, böyle kolum kalkmıyor bugün. E işe gitme o zaman, tatil yap bugün. Aa, doğru diyorsun kızım. Ben bugün tatil yapayım. Ah Defne, hangi dünyada yaşıyorsun kızım sen ya? Hadi kızım, ben gidiyorum. Sen de buraları topla, tamam canım? Efendim? Nazan Hanım merhaba. Ben Pelin Hemşire. Teyzenizin eşyalarını alırken kolyesini unutmuşsunuz. Bugün gelip alabilir misiniz? Tamam, geliriz. Sağ olun. Ne olmuş? Teyzemin kolyesi hastanede kalmış. Sen bugün gidip onu al. Olur mu canım? Ay anne, değerli bir şey midir? Ay inşallah altındır ya. Hemen bozduruz, bana istediğim ayakkabıyı alırız. Ay Defne, kızım sen paradan başka bir şey düşünmez misin? Vallahi anneciğim, paramız varken düşünebiliyordum ama bu kadar fakirken para bir saniye bile aklımdan çıkmıyor. Sus Defne, vallahi bak iyice sinirleri tepeme çıkaracaksın. Git bugün o kolyeyi al oradan. Al, teyzemin evinin anahtarı. Onun hemen evinin karşısında bir tane bakkal var. Oraya bırak, adama da kiranın kalanını ödediğimi söyle. Oh ya, ne âlâ. Bizim 5 kuruşumuz yok, sen gidip teyzenin kirasını mı ödedin? Gerçekten sen bana sinir krizi geçireceksin. Ben çıkıyorum, hadi. Da yurda gidin, dinlenin. Ya Kemal uyanırsa, Eylül'ün yerini söylerse? Ben buradayım bir tanem. Polisler burada. Hadi. Toprak, biz niye buradayız Allah aşkına Toprak? Biz niye aramıyoruz Eylül'ü? Feride, nerede arayacağız? Nerede arayacağız? Yok, hiçbir iz yok. Bak,
Polis araştırıyor şimdi. Kemal'in aldığı bir yer, kiraladığı bir yer var mı diye. Belki Kemal uyanmadan bulacaklar Eylül'ü. Hadi bir tanem. Yapamazlarsa. Ya Kemal uyanmazsa. Tamam bir tanem ağlama. Ağlama bak çocuklar görmesin seni bu halde. Toparla kendini. Hadi. Hadi bulacaklar. Hadi toparla onlara git. Hadi bir tanem. Ben buradayım. Kızlar. Hadi yurda gidiyoruz. Harap oldunuz burada. Ama Feride Hanım. İtiraz istemiyorum. Lütfen sözümü dinleyin. Hadi. Tamam Feride Hanım. Songülcüm. Sen de çok geç olmadan evine git. Tamam mı canım? Tamam Feride Hanım. Ya Songül. Sen bana şimdi sırasını diye kızacaksın da... Bu nikah işlemleri için sağlık raporu gerekiyormuş. Aynen öyle Güneş. Sırası mı şimdi? Elim belki de can savaşı veriyor. Nikah mı düşüneyim ben? Ya biliyorum. Biliyorum da bir daha evden ne zaman çıkacağım belli değil. O yüzden söyledim. Doğru söylüyor çocuk. Yarın baban istifayı basacak. Apar topar gitse hiç şaşmam valla. İyi ama Eylül. Songülcüm zaten eliniz kolunuz bağlı. Hiçbir şey yapamıyorsunuz ki. Bana bak. Vallahi bu çocuğu bir daha göremezsin ha. Allah muhafaza. Merhaba. Merhaba. Beni aramıştınız. Teyzemin kolyesi varmış galiba. Ha, evet. Buyurun. Gümüş bile değil ya. Bu ne? Beş para etmez. Manevi değeri vardır diye aramıştım. Sağ olun. Var tabii. Siz gene şanslıydınız. Son zamanında yanındaydınız teyzenizin. Kadıncağız söylemek istediklerini söylemiş annenize. Göz açık gitmedi. Nasıl ya? Yanlışınız olmasın. Teyzen bir şey söylemeden öldü. Yo, yanındaki hastanın yakını anlattı. Evde girişte öyle bir şeyler söylemiş. Evde girişte mi? Hı hı. Evde girişte mi demiş teyzem? Hı hı, evet. Artık ne demek istediyse. Kadıncağız bir şey vasiyet etti herhalde. İnşallah anneniz anlar da yapar. Teşekkürler. Sağ olun. İyi günler. Geldiniz mi? Aşk olsun Feride. Arıyorum arıyorum açmıyorsun telefonunu. Duymamışım Neriman Hanım. Ne oldu? Geberdi mi o pis adam? Ay Neriman Hanım ağzınızdan yelansın. Kemal ölmesin yani şu an ölmemeli. Aa, üstüme iyilik sağlık. Kızım o şeytan kılıklı gebersin diye beddua eden siz değil miydiniz? Ya bizdik bizdik de durumlar birazcık değişti. İnşallah o beddualar tutmaz. Evet ya. Allah'ım ne olur Kemal ettiğimiz bütün kötü duaları geri alıyoruz. Ona inşallah bir şey olmaz. Feride ne diyor bu şaşkınlar? Eylül'ün yerini bilen tek kişi Kemal. Onda durumu hiç iyi değil. Eğer ölürse Eylül'ü bulamayabiliriz. Ay. Vah vah. O sersem anası da durmuş durmuş. Şimdi mi bıçaklayacağı tutmuş? Yani bu işi geçen yıl yapsaydı bunların hiçbiri olmazdı. Yani. Yani Neriman Hanım. Hayır doğru dediniz desem olmaz. Yanlış dediniz desem de olmaz. Yani öyle bir şey söylediniz ki. Kızlar belki Kemal bir iz bırakmıştır. Neyse. Yani bilmiyorum herhangi bir işaret ya bizi Eylül'e götürebilecek bir ipucu. Yok ben evine gidip bakacağım.
Cemre hayır bir yere gitme. Cemre ne yapıyorsun? Feride Hanım ya ne olur gidelim. Eylül orada yardımımızı beklerken böyle elimiz kolumuz bağlı oturmak olmuyor. Lütfen. Ben Neriman Hanım. Feride. Geldi. Kan tahlili sonuçları çıkmış. Songül senin kolesterolün biraz yüksek mi? Ne olur yüksek olsa. Evlenmeyecek misiniz oğlum? Yok canım öyle boş bulundum öylesine söyledim. Tamam boş ver. Hadi vedalaşın. Yarın görüşürsünüz nikahta hadi. Aslında tam şu an seni bir daha gördüğümde karım diyeceğim esprisinin zamanı ama biraz yersiz olur değil mi? Ya Güney, Eylül'e bir şey olmamıştır değil mi? Olmamıştır Songül. O gayet iyi bence. Eminim ben buna. Bak, belki nikahtan önce bulunur. Hem öyle olursa nikah şahidimizi yaparız. Onu güzel olmaz mı? İnşallah. Hadi yavrum, baban işkillenecek. Kendim boşu boşuna riske atmak istemiyorum. Hadi. Görüşürüz sevgilim. Görüşürüz aşkım. Niye geldik buraya şimdi? Ya ne demek niye geldik? Belki bir ipucu buluruz dedik ya. E dedik de anahtarımız mı var kadar? Evde de kimse yok ki. A tüh ya. Keşke Mesude teyzeden alsaydık. Kafa mı kaldı kızım bizde? Ya merak etmeyin bir şekilde gireceğiz içeri. Ne? Ne diyoruz? Ne yapıyor? Oha! Cemre ne yapıyorsun? Böyle hırsız gibi mi gireceğiz? Başka çaremiz mi var kadar? Hadi gelin. Kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.